Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şu anda tavus kuşu gobilerin acayip güzel bir kur dansına denk geldim. Şu anda küpün içine giriyorlar ama belki de yumurtlayacaklar, bilmiyorum. Tekrar çıkarlarsa göstereyim size. Birbirlerine nasıl kur yapıyorlar. Acayip keyifli bir tür bunlar ya. Tahsin abiden almıştım. Görüntüleri çok güzeldi. O da birkaç video atmıştı. Flaş açıp onları korkutmak hiç istemiyorum. İçeride rahat rahat ne yaparlarsa yapsınlar. Ama dışarıda inanılmaz keyifli bir kurlaşmaları vardı. Tekrar dışarı çıkarlarsa onu göstermek istiyorum sizlere. Ama belki de şu anda yumurtluyorlarım, bilmiyorum. Geçen sefer de videosunu çekmiştim. O zaman da yumurtlayacaklar sanmıştım ama icatta bir şey yoktu. Şu anda tamamen içerideler. Ve büyük ihtimalle önceki videodaki gibi hareketler yapıyorlar. Şu anda karanlık olduğu için gösteremiyorum ama birkaç dakika önce videoyu çekmeye başlasaydım. Aslında videoyu çektim de Instagram ve Facebook'a atmıştım görüntüleri. Kısa bir videoydu. Şöyle diğer dişiyi göstereyim en azından. Bu dişi de diğer dişi de bayağı bariz şekilde şu anda yumurta dolu. Karınları şiş şiş. Onlar dışarı çıkmayacak sanırım. Şöyle yapayım, en azından o Instagram için çektiğim videoyu şu anda bu videonun devamına ekleyeyim. O görseli görün. Çünkü gerçekten inanılmaz keyifli hareketler yapıyorlardı. Onları size göstermek istiyorum. Bakayım dışarı çıkacak mı? Dişi kafasını uzattı ama diğer dişi de o küpün etrafında geziniyor. Diğer erkek nerede Allah bilir. Hadi çıkın da bir görsün herkes sizi ya. Bak dişi çıktı. Dur bakalım. Erkek de çıkacak mı? Merakla bekliyoruz gerçekten. Kafasını dışarı çıkarıyor erkek ama acaba yumurtladılar mı ya? Ben de şu anda çok merak ettim vallahi. Evet, diğer erkek de burada. Dur, şu erkek çıkıyor. Hadi çık da bir dansınızı herkes görsün. Dur, şimdi çıkacak. O diğer erkeği gördü. Onu diğer erkeği kovalayacak büyük ihtimalle. Dişisini arıyor. Bu dişi değildi, öbür dişiydi. Diğer dişi nerede? Şu görseli herkesin görmesini istiyorum. Ama diğer dişi de diğer erkeği kovalıyor. Bak bak bak. Asıl erkek geliyor. Ya bayağı keyifli bir şey bunlar ya. Bak bak. Diğer erkeğin bölgesi de orası. Diğer erkeğe doğru şov yapıyor. Dişiyi etkilemeye çalışıyor. Tam vallaha şova dönüştü olay. Bu arada pardon ya, dişi orada. Yukarıdaki dişi. Sağdaki erkek. Şu anda tamam. Erkek dişiye kur yapıyor. Şöyle daha güzel bir yere gelseniz de daha güzel çeksem ben sizi. Az önce Instagram'a Facebook'a eklediğim video daha güzel oldu açıkçası da.
Hem onu da izleyebiliyorsunuz. Hem bunu da görüyorsunuz. Gerçekten erkek şu anda şov yapıyor dişiye karşı. O tam adını aldığı tavus kuşu gibi kabardı. Bütün renklerini ortaya çıkartıyor. Dişiyi etkilemeye çalışıyor şu anda. Evet evet tamam. Hadi yerlerinize gelin. Tamam şimdi oldu bak. Burada çok güzel şovlar yapıyorlar. Tamam tam istediğim açıya geldi. Önceden çektiğim videodaki görüntüleri almaya başladık. Bakın renkleri, kuyruk %3'lerindeki sarılıklar, her şey ortada. Dişi özellikle kuytu kuytu yerlere, karanlık yerlere gitmeye çalışıyor. Hem dişin hem erkeğin şekil şemallerinden bariz belirtili oluyor. Erkek ciklet yunuslarındaki gibi daha kafalı. Dişi daha düz ve dişini zaten karnında yumurta topladığını da görebiliyorsunuz. Sonunda size o güzel görseli de gösterebildim yani. Tahsin abi özellikle iki çift verdi bana. Bunların o kurulaşmalarını, birbirlerine olan güç gösterilerini görebil diye bir çift de bu görseli yakalayamazsın demişti. Ben zaten Tahsin abi ne derse onu yaparım. Ve tam olarak söylediği gibi de çıktı. Nereye gittiniz? Şu kipofitonun arkasına kaçtılar. Ufacık balıktaki renkleri görüyorsunuz ya. Gerçekten inanılmaz keyifli. Bunların bir türü daha var. Onlar da çok hoş. Onlar genelde yerde, zaten gobiler genel anlamda yerde gezinen bir tür de, bunlar yüzenleri. Yani şu görsele insanın beğenmemesi imkansız. Büyük ihtimalle bu küpün içine yumurtlayacaklar. Zaten Tahsin abi böyle söylemişti. Vatoz küplerinden koy demişti. Bakalım yarına yumurtalarını görecek miyiz acaba? Şöyle durdu. Erkek ne yapacağını şaşırdı. Diğer dişte ara ara geliyor ama onunla pek ilgilenmiyor açıkçası. Tamamen bu dişe odaklanmış halde. Onu resmen küpün içine doğru çekmeye çalışıyor. Ve çok güzel böyle ışığında tam güzel olan yerlere geldiler. Çok güzel kur yapıyor şu anda gerçekten. Bak. Küpün içine giriyor. Dişi de onunla birlikte giriyor. Karanlık olsa da bayağı görünüyor içeride ne yaptıkları. Evet, şu anda tamamen gittiler ama inşallah yumurtlarlar içeride. Bunlar o kadar hareketliyken diğerleri öyle takılıyor. Bu da bayağı bence yumurta toplamaya başlamış ama demek ki biraz daha zamanı var. Diğer erkek de pasif kalan erkek. Hiç söz hakkı yok maalesef çiftleşme üzerinde. Diğer erkek büyük ihtimalle daha önceki kavgalarda baskınlığını sağladı ve çiftleşme hakkını o kazandı. Bu da şimdilik akvaryuma renk katıyor sadece. Zaten bütün balıklarda bu şekilde oluyor sistem. Bir tanesi baskınlığı sağlıyor ve bütün hakları o kazanıyor. Dişimiz yavaş yavaş çıktı ama erkek daha içeride. Bakalım videodan sonra onları çok rahatsız etmeden bir ufak ışıkla bakarım. Bir aksiyon olmuş mu olmamış mı? Ben de merak ediyorum açıkçası.
bakayım. Heh, o erkek de çıkmış dışarıya. Asıl erkeğimiz dışarıda şu anda. Dişinin yanına gidiyor hemen. Bakalım bu ikinci seferde yumurta alabileceğiz mi, bunları üretebileceğiz mi? Eninde sonunda üretirim ben bunları da. Ama bu hareketler insanı heyecanlandırıyor açıkçası. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.